Telefonunuza bakmadan duramıyor musunuz? Merak etmeyin, hiç yalnız değilsiniz. Şu anda dünya üzerinde 2,5 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısı var ve onlar da o telefonları ellerinden bırakamıyorlar. Baştan söyleyeyim, bu videoda işte öyle yakın bir yere gidiyorsanız telefonu evde bırakın, öyle çıkın. İşte bir ay boyunca elinize telefonu almayın, şöyle detokslar, böyle dijital şeyler, bu tür şeylerden bahsetmeyeceğim size. Çok daha küçük, çok daha basit, daha mantıklı ve uygulanabilir küçük fikirlerden bahsedeceğim sizlere. Hadi başlayalım. Google'da bir dönem tasarım etiği üzerine görev yapan, şu anda da Time Well Spent'in kurucusu olan Tristan Harris şöyle diyor. Aynen okuyacağım size cümleyi. Telefonlar bize yardım etmek için değil, onlara bağımlı kalmamız için tasarlandı. Bunu Google'da çalışan adam söylüyor. Bir dönem orada çalışan adam söylüyor. Yani bir takım küçük tasarım hileleri var bizi telefona bağımlı kılan. Çünkü bizi meşgul etmek için tasarlandılar. Bize yarar sağlamak için değil aslında diyor. Daha çok meşgul olmamız için o telefonla ne tür küçük hileler konduysa o telefonun içine biz onları biraz çözersek telefonla çok daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz aslında. Evet, ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bildirimleri yani notification'lar dediğimiz şeyleri kaldırabilirsiniz ama insan kaynaklı olmayanları kaldırın. Yani mesajdır, telefondur ya da ne eklenir buna, alarmdır. Böyle şeyleri değil tabii ki ama insan kaynaklı olmayan, yani uygulamalardan gelen, oyunlardan gelen, sosyal medya uygulamalarından gelen bildirimleri ben kapatmanızı öneririm. Çünkü bir süre sonra o bildirim çarkının içine öyle bir giriyorsunuz ki, aa onun da bildirimini, ben mesela Instagram'da bunu yaşadım, ay onun da bildirimini açayım, ay bunu da bildirimini açayım diye bir baktım, zaten telefonun şarjı da dayanmıyor. Bir bakıyorsunuz, telefonu elinize bir alıyorsunuz, onun bildirimi, bunun bildirimi, şunun bildirimi, o kadar çok bildirim deryasına dönüyor telefonun ekranı. Ben de tam bu videoya böyle hazırlanırken bu madde çok hoşuma gitti. Ben Instagram'dan hemen hemen bütün notification'larımı, bildirimlerimi kapattım. Bir baktım başka böyle bazı işte hani abone olduğum gazetelerdir, şunlardır, bunlardır, dergilerdir, başka bir takım şeyler. Onlardan da notification'ları açık bırakmışım. Bazen onlar da geliyordu. Onları da kapattım. Şu an ekranım çok daha temiz. Böyle bir de benim bir hafifliyorsunuz sanki. Çok da hoşuma gitti bu notification'ları, bildirimleri kaldırma işi. Bir de şöyle bir şey var. Ben şu an YouTube kanalım var. YouTube üzerinden size ulaşıyorum. Onun için söylemiyorum. Ama ben YouTube kanallarını ben kapatamadım YouTube notification'larımı, bildirimlerimi. Zaten çok fazla sayıda değil. Birkaç kanala aboneyim. Ama onların hakikaten yeni bir video yükledikleri zaman da haberim olsun istiyorum. Bunu yine kendim YouTube'da kanalım var diye söylemiyorum. Yani YouTube bildirimlerini kapatmayı kıyamadım. Ne yalan söyleyeyim. Anlık bildirimler denilen o push notification'larla ilgili de şöyle bilgi elime geçti. Anlık bildirimler ilk olarak 2003 yılında BlackBerry'nin e-posta hesapları için tasarlanmış ve tanıtılmış. Burada da amaç her dakika yeni bir mesaj geldi mi acaba diye, yeni mail geldi mi diye sürekli al telefonu kontrol et, bırak al telefonu kontrol et yapmamak için. Bizim iyiliğimizi düşünmüşler aslında. Bir de şöyle bir bilgi elime ulaştı. Bu check bırak yapıyoruz ya yenilemek için sayfayı. Onu da kumar makinalarını örnek alarak tasarlamışlar. Bilmiyorum hani demek ki insanı sürekli o hani check bırağı yaptırtan bir şey var demek ki. Bu da böyle tatlı bir bilgi olarak aklınızın bir köşesinde dursun. İkinci öneri, renk filtrelerinden gri tonu seçin. Ben bunu daha önce hiç görmemiştim telefonda. İşte renk körleri için kırmızı ve yeşili indirgeyen ayarlar var falan. Orada da bir yerde gri ton ayarı var. O gri ton ayarını açtığınız zaman telefonunuz siyah beyaz oluyor. Çok nostaljik, çok tatlı. Deneyeyim dedim. Hani size de boşuna akıl vermeyeyim diye. Ama ben yapamadım. Yani sıkıldım telefondan. Tam amaç o zaten de. Bana böyle bir fenalık geldi. Ne bileyim, babamın eski gazete arşivine kurcalıyorum gibi hissettim. Yani ondan çok zevk alıyorum da. Telefonu da bu sefer hiçbir albenisi kalmadı. Ama bir tatlı bir nostalji hissettim. Yani tekrar deneyeceğim. İkinci kez denediğimde de size haber vereceğim ne olduğunu. Ama itiraf edeyim, açtım siyah beyazı ama sonra kapattım. Önerilen üçüncü şey ise şu. Ana ekranınızı sadece gerçekten her gün kullandığınız uygulamalardan ibaret bırakın. Diğerlerini diğer sayfalara atın. Bunu da denedim. Evet, bu da işe yarıyor. Çünkü gerçekten o ilk sayfayı açtığınız zaman hadi onu da bakayım. Şunu da mı baksam? Böyle biraz işiniz uzuyor ve gereksiz yere daha çok vakit geçirebiliyorsunuz. Tabii ben bir sürü araştırma okudum bu videoyu hazırlarken. Her araştırmada mutlaka şu yazıyordu.
sabah ilk iş elimize telefon alıyoruz. Hani genelde salona bırakın, uzağa bırakın diyorlar. Ama ben bu videoyu hazırlarken de yani gerçekçi olmasına, uygulanabilir olmasına özen gösterdim. Şimdi çalışanlar ne bileyim ailesinden herhangi bir haber gelirse hemen ulaşmak isteyenler vesaire birçok şey var şimdi. Hayatınızda çok kolaylaştırdı telefon. Hemen haber alabiliyoruz. Böyle durumlar için tabii ki o telefonun en azından duyabileceğiniz bir mesafede olması önemli tabii. Odanın diğer ucunda dursa falan böyle bir şey yapsanız bence bu bile fayda sağlar. Sabahleyin o telefona bakma isteği beni biraz rahatsız etti çünkü. Bir bağımlılık gibi hissettirdi bana. Onun için ben de başucumda tutmuyorum bir süredir. Faydasını gördüm. Kendini de insana kendini iyi hissettiriyor. Ama tamam yine ulaşabileceğiniz bir yerde olsun ama başınızın ucunda olmasın lütfen. Evet biliyorsunuz ekranda geçirdiğiniz süreyi takip eden uygulamalar var. Bir bakacağım not ettim ve şu an unuttum tamamen. Rescue Time uygulaması var. Rescue Time'da size telefonunuzda hangi uygulamada, hangi sosyal medya hesabında ya da telefonun herhangi bir yerinde ne kadar zaman geçirdiğinizi size söylüyor. Ve size bunu rapor ediyor. Bu rapor şöyle önemli. O zamanı harcarken çok fazla önemsemiyorsunuz. Ama rapor elinize geldiğinde inanamıyorum gerçekten 2,5 saatimi Instagram'da mı geçirmişim diyorsunuz. O gerçekler böyle çat 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 yüzünüze vurunca sanki evet hayatı biraz kaçırıp biraz daha fazla o ekrana zaman ayırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Böyle bir şey isterseniz bir rapor olsun önümde. Ben de dijital dünyamı ona göre biraz düzenleyeyim derseniz Rescue Time'dan faydalanabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var tabii. Tamam hepimizin parmak izi nerede Allah bilir değil mi? Yani tanımlıyoruz. İşte birçok bilgilerimiz her yerde uçuşuyor falan. Şunu fark ediyorsunuz biraz da Rescue Time'ı indirdiğiniz zaman. Bir yerlerde benim ne yaptığımı, nerede vakit geçirdiğimi, nereye ne kadar zaman harcadığımı an be an takip eden bir sistem var. Sırf bu yüzden bile daha az vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güzel bir uygulama, çok güzel bir zaman yönetimi uygulaması. Son önerim de şu, sizin belirlediğiniz süre boyunca telefonunuzu bloklayan uygulamalar var. Bu bütün bir telefonu bloklama olabilir. Telefonda sadece sizin belirlediğiniz uygulamaları da bloklayan bir uygulama olabilir. Zaten hepsini yapıyor uygulamalar. Ben 4 tane uygulama seçtim size. Şimdi birazcık bu uygulamalardan kısaca bahsedeceğim. İlk uygulama OffTime uygulaması. OffTime çok temel bir uygulama. Bir tarafta timing yazıyor. Oradan süreyi seçiyorsunuz. Hemen yan tarafında da sağ tarafta da 4 tane mod var. Bu 4 moddan size uygun olanı seçip start'a basıyorsunuz ve telefonunuzun bloklanma süreci başlamış oluyor. Rahat ve basit bir uygulama. Bunu kullanabilirsiniz. İkinci uygulama Freedom uygulaması. Freedom'da da yine aynı şekilde neleri bloklamak istiyorsanız onları seçiyorsunuz. Timer'ı ayarlıyorsunuz ve telefonun bloklanma süreci başlıyor. Üçüncü uygulamanın adı da Self Control. Self Control'da bir şifre ekranı var. Sizi biraz sinir ediyor. Ama amaç o zaten. O şifreyi unutacaksınız çünkü. O şifreyi girerek başlıyorsunuz uygulamaya ve yine o süre zarfında telefonunuzu kullanmıyorsunuz. Telefon bloklanmış oluyor. Tabi bu arada bu uygulamalarda şey yok yani bloklandı telefon biz ne yapacağız diyebilirsiniz. Onda da hayır yani onu iptal edebiliyorsunuz. Tabi tüm bu uygulamaların içinde en popüler olanı da Forest uygulaması. Forest'i ben yani ihtiyacım olmamıştı telefon bloklamayla ilgili herhangi bir şey şimdiye kadar. Ama Forest'a baktım zaten çok meşhur bir uygulama, çok popüler bir uygulama. Çok fazla ülkede çok fazla insan kullanıyor. En çok ama benim anladığım Forest'ı öğrenciler, daha doğrusu büyük sınavlara hazırlananlar kullanıyor. Çok fazla bu konuda yorum vardı çünkü. Ağaç yetiştirebiliyorsunuz. Forest'in güzel tarafı da bu. Uygulamayı ayarlayıp bloklamayı başlattığınız zaman Forest bir küçük fidan veriyor size ve o fidanı büyütüyorsunuz. Ama siz eğer o uygulamayı yani dayanamayıp da bloğu kapatırsanız ve telefonu uygulamaya söz verdiğiniz süreden önce kullanmaya başlarsanız ağacınız kuruyor. Ve sanırım belli bir şeyden sonra gerçekten sizin için ağaç dikiyorlar. Hatta böyle işte ormanınız oluyor falan. İşte o yüzden Forest olmuş adı. Böyle altın paralar kazanıyorsunuz uygulamanın paralarından. Onlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Yazıyor ama hala öyle mi bilmiyorum. İndirmedim ama araştırmalarımın sonucunda vardığım şeyler bunlar oldu. Dediğim gibi Forest'a böyle şu telefonu da bırakayım. Forest'a böyle bir uygulama. Dediğim gibi yani kullananlar da beğenmiş. Hem orijinal bulmuşlar hem de çok motive edici bulmuşlar Forest'ı. Benim size aktaracaklarım bunlar. Asla tamamen teknolojiden kopun diyemem size. Ben de kopamam. Artık hayatımızın bir parçası bu. Evet doğru. Ama tamamen hayatınız bu olmasın. Dışarıda bir hayat var, akıyor. Sevdiklerimiz var, dostlarımız var, akrabalarımız var, evlatlarımız var.
Onlarla güzel zaman geçirelim. Hayatın içinde olalım. Ama tabii ki telefonlardan da, dijital teknolojiden de, yeniliklerden de hem haberdar olalım hem de onları efektif olarak kullanmayı bilelim. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Bu videoda sadece ben nasıl telefonumuzla, dijital oyuncaklarımızla diyorum ben. Yani işte tabletimizle, telefonumuzla nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz? Bununla alakalı birkaç fikir vermek istedim sadece. Videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olursanız da çok seviniriz. Bildirimleri de açarsanız bildirimler size gelir değil mi? Notifikasyonları kapatın dediğim bir videonun sonunda size bildirimleri açın diyorum. Dünya tezatlarla dolu ama gerçi ben YouTube bildirimlerimi kapatmadığımı söyleyip günah çıkarmıştım bu konuda. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.